Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Gizli Türk Örgütü Börübudun. Türk milletinin İslamiyet'e girmeden önceki dönemlerinde Türk varlığının devamını sağlattırmak için Göktürk Hakanı İlteriş Han tarafından 680 yılında kurdurulmuştur. İlk aşamada 50 kişilik bir güç olduğu bilinmektedir. Bu teşkilatın görevi Çin ve diğer düşman uluslar hakkında bilgi toplamak, karşı propaganda yapmak, gerekirse sabotajlar hazırlayıp düşman güçlerinin saldırılarını ve mukavemetlerini kırmaktır. Devletler tarihinde ilk kurulan istihbarat teşkilatıdır diyebiliriz. Börübudun, şamanlar tarafından da desteklenmiştir. Börübudun'da görev yapacak her Türk, itina ile Bilge Tonyukuk tarafından seçilir. Seçilmiş börülerdeki en başlıca özellikler şunlardır. 1. Tanrı'ya teslimiyet. 2. Ulusa ve vatana sevgi. 3. Töreye sadakat. 4. Bilgi ve ketumiyet. 5. Cihangirlik. Kurt başlı gök sancak Börübudun'un simgesidir. Börü, Kırgız Türkçesinde kurt anlamındadır. Budun ise ulus ve kavim anlamındadır. Börübudun, ulusun kurtları veya milletin fedaileri, milletin önderleri, ulusa yol göstericiler anlamlarına gelmektedir. Börübudun sayesinde Türk milleti Çin buyruğundan kurtulmuştur. Böylelikle 2. Göktürk Devleti kurulmuştur. Göktürkler tüm Orta Asya'daki boyları birleştirmiş ve hakimiyeti altına almıştır. Türk milletinin batıya akışı ve fetihlerinin temelinde Börübudun'un hizmetleri esastır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey de Börübudun'un üyesiydi. Dağınık Müslüman Türk boylarını toparlayarak devlet kurmuştur. Selçuklu Sultanlarının Alparslan, Kurtamış oğlu Süleyman Şah, Anadolu'yu fethinde de Börübudun'dan önemli görevler yapmıştır. Anadolu istihbarat ağı ile örülmüş ve lojistik destek sağlanmıştır. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin dergahında yetişen 99 bin Gazi Derviş de Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaştırılması çalışmalarına katılmıştır. Yesevi tarikatına mensup bu Gazi Dervişler 6 prensip üzerine hizmet ederlerdi. 1. Hakkı bilmek. 2. Cömertlik. 3. Sadakat. 4. Allah aşkı ile yanmak. 5. Kanaatkar olmak. 6. Pür dikkat kesilmek. Dikkati bir noktaya toplayabilmekti. Görüldüğü gibi Börübudun mensupları ile Gazi Dervişlerin ilkeleri birbirleriyle örtüşmektedir. Gazi Dervişlerin yani Alperenlerin hizmetleri şöyledir. 1. Coğrafyaya isim vererek toprağı vatanlaştırmak, Türkleştirmek. 2. Elinin emeği alnının teriyle yaşamak. 3. Akınların yönünü batıya çevirmek. 4. Dini ve ahlaki terkinlerde bulunmak. Türklere İslamiyet'i benimsetmek. 5. Devlete vergi verdirmek. 6. Toprağı ağaçlandırmak. 7. Stratejik yerleri yani köprüleri, geçitleri ve boğazları kontrol altında tutmak. 8. Fethi öncesi gidilecek yerlerde daha önceden propaganda yapmak, yerli halkı Türklerin idaresine hazırlamak. Yapılan hizmetler bakımından devletin börüleri ile gönül erenleri tek bir amaç için çalışmışlardır. Allah rızası için ve Türk devleti ve milletinin bekasını ilelebet daim kılmak içindir. Börübudun'un kurduğu altyapı desteği ile mütevazi bir uç beyliği olan Osmanlı, beylikten devletleşmeye, devletten imparatorluğa geçmiştir. Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinin sürdürülebilmesi ve yeni yerlerin fethi için Börübudun, Akıncılar Birliği'ni kurdurmuştu. Akıncılardan 1000 kişinin komutasına binbaşı, 100 kişinin komutasına yüzbaşı, 10 kişinin komutasına ise onbaşı denilirdi. Akıncı Bey'i ise bunların üzerinde komuta merkezindeydi. Bu komutanlar Börübudun'da söz sahibi Gökbörü tarafından soylu Müslüman Türk ailelerinden seçilirdi. Akıncılar 20. yüzyılda komando adıyla Avrupa'da ihtas edileceklerdi. Tarihte ilk komando da Akıncı Türkleriydi. Osmanlı'nın son dönemlerinde de Enver Paşa tarafından kurdurulan teşkilat-ı mahsusa var olma savaşlarında önemli görevler üstlenmiştir. Tüm Türk İslam aleminde yeniden diriliş ve emperyalizme karşı savaş için
Her türlü yokluğa rağmen verilen mücadelede Türk'ün teşkilatçılığını ve devletsiz yaşayamayacağının şerefli bir ispatıdır. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olup Türk vatanı işgal altına girdiğinde Teşkilat-ı Mahsusa Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında çok önemli hizmetler yapmıştır. Teşkilat-ı Mahsusa'da görev yapan bazı ünlü şahsiyetler. 1. Eşref Kuşçubaşı. 2. Rauf Orbay. 3. Mehmet Akif Ersoy. 4. Ali Fethi Okyar. 5. Fuat Bulca. 6. Çerkez Ethem. 7. Refik Saydam. 8. Şerif Burgiba. 9. Mısırlı Aziz Ali Bey. 10. Arabistan'da İbnür Reşit. 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nden Philip Stoddard adlı bir kişi Teşkilat-ı Mahsusa hakkında uzun süreli araştırma yaparak bilgi topladı. Bu kişi 1963 tarihinde hazırladığı araştırmayı Princeton Üniversitesi'ne doktora tezi olarak sundu. Artık Türk Teşkilat-ı Mahsusa'nın tüm çalışma metotları Amerikalılar tarafından öğrenilmiş oluyordu. Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük düşünceyle çalışan ABD elde ettiği bilgiler ile CIA'yı yenilemiş ve ufkunu genişletmiştir. Bugün ABD'nin haber alma teşkilatlarındaki temel başarısının sırrı Türk gibi dünyayı yönetme bakışından öğrenmesindendir. Allah Türkiye yaratılışında yönetme kabiliyetini bağışlamıştır. Önemli olan Türk milletinin kendine özüne dönüşüdür. Döndüğünde tarihin gerçek sahibi insan haklarını sömürmeden yazacaktır. Dünyanın neresinde adalet için, özgürlük için, milletimiz için, vatanımız için, insanlık için, Türklük için mücadele eden ne kadar Türk askeri, polisi, teşkilatçısı, sivili, gönüllüsü, alpereni, ülkücüsü varsa hepsinin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehit olanların mekanları cennet olsun. Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak. Atam Bilge Kağan'ın da dediği gibi, ey Türk, üste mavi gök çökmedikçe, altta Yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir? Ne mutlu Türk'üm diyene. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 22 bin abonelik büyük bir aile olduk. Size hem teşekkürlerimi sunmak hem de bu videoları yapmaya neden ve nasıl başladığımı anlatmak için, bu videoları yaparak neye amaçladığımı anlatmak için 22 bin aboneye özel bir video hazırlamak istiyorum. Bununla birlikte bu özel videoda belirteceğim şartlarda bir çekiliş yaparak çekilişteki hediyeyi çekilişe katılan arkadaşlarımızdan birine vermek istiyorum. Çekilişte vereceğim hediyeyi 22 bin aboneye özel olan videoda belirteceğim. Şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.